Herkese selamlar dostlar. 9 ve 10 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Dünya Kupası ile devam ediyoruz. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Hatta 2 adet var. Bir tanesi 9 Aralık için Hollanda-Arjantin mücadelesi. 10 Aralık için de İngiltere-Fransa maç skoru sizlere sorduk. Katılacaklara bol şanslar. Ayrı ayrı bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımızı Aralık ayı boyunca alalım. Katılacaklar şimdiden bol şanslar efendim. Geçtim bunu. Arkadaşlar günün kuponu yani 8 Aralık günün kuponu herkes açık, herkes açık Telegram kanalında yayında olacak. Birazdan öyle saatlerinde. Sizler de videoyu erken izleyenler o Telegram kanalına gelip günün kuponundan faydalanabilirler. Dediğim gibi herkes açık. Burada 4900 kişilik bir Telegram grubumuz var. Orada ben günün kuponunu 8 Haziran günün 8 Aralık günün kuponunu orada vereceğim. Açıklamada tıklayıp gelin. Hatta ekrandan da göstereyim isterseniz. Dün de oraya iki tane canlı attım. Dün Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesindeydim. Hazırlık maçı vardı. Oradan izledim. Dedim ki dakika 10. Bu mücadelede KG var olarak alabiliriz. Canlı olarak alabiliriz. 1.45 oranı vardı. Aldık mı aldık. Geçtim. Sonradan oran geldi. Baktım Fenerbahçe etkili olmaya başladı. İlk yarıdan bir tane de gol aldım. 2'de 2 oldu. Serdar Dursun'un penaltısı. Hadi oğlum buyur. burada da tribün çekimi yaptık. Varı geldi vesaire derken burada canlı olarak zaten ilerliyoruz. Bu gruba katılarak da birazdan günün kuponunu burada yayınlayacağım bilginize. Devam edelim isterseniz. Yüksek misliler ekrana gelsin. Son yaptığım 3 yüksek misli ekrana getiriyorum. Solda Fransa'nın attığı 2 gol vardı. Başarılı oldu. Ortada aynı şekilde Brezilya'nın atacağı iki gol vardı. O da başarılı oldu. Yüksek misli olarak önermiştim. Bir de son yüksek mislim. Buna uyarı da yaptım aslında. Yani dedim yüksek misliden biraz daha aşağı girebiliriz dediklerine. Yani. Anadolu Efes'in atacağı 92.5 üst olarak 93 sayıya girmiştik. Efes o maçta yenildi bile. Efes'te kriz devam ediyor. Ve reaksiyon maçı olabilir diye düşündüm. Yüksek misli de bu şekilde devam ettiğimizi belirtelim. Bunu da geçtim. Kendi grubumuzdaki canlılarda da zaten ekstra olarak devam ediyoruz. Editor arkadaşlarımız olsun ben olsun. Her türlü canlı maçlarda takip ederekten de elimizden geldiğince bunlar sadece dünün canlıları mesela meselaydı. Dünün canlısı da aynı şekilde iyiydi. O şekilde oradan da ekstra kazanç sağlamaya devam ediyoruz. Katılacaklara, kazanacaklara herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler efendim. Geçtim bunu da. 4 tane mücadelemiz var. Maçlara baş başlamadan önce sizlerden ricam video atacağım artı 400 seviyesindeki likeler. 2 günlük video olduğundan dolayı hemen 2 saniyenizde like atarsanız daha çok memnun olurum. Artı 400 seviyesinde like gelirse çok teşekkürler. diyerekten de gelirse günün diğer videoda günün kuponu da burada YouTube'da vermeyi düşünüyorum. Başlayalım. İlk mücadelemiz Hırvatistan Brezilya mücadelesi. Ben mücadelenin çok fazla gollü bir karşılaşma geçebilecek gibi düşünmüyorum. Hırvatlar'ın da şöyle bir futbol var. Ondan bahsedelim. Oyunu durdurabiliyor nasıl durdurulabiliyor biliyor musun? Oyunun temposunu özellikle kendisinden daha zayıf rakiple oynadığı zaman da oyunun temposunu ke e kesinlikle Hırvatlar ayarlayabiliyor. İstediği zaman yükseltebiliyor, istediği zaman da düşürebilen bir Hırvatlar takım var. Kadroya baktığımız zaman da biraz da yaşlı bir kadro var Hırvatlar takımında. Sanırım turnuvanın en yaşlı takımlar arasından bir tanesidir mutlaka. Perisic, Kovačić, Brozović, Modric, Kramaric'in de artık yaşı vardır. O da kaç bilmiyorum da 27 28 olmuştur diğerlerinin zaten yaşı yüksek. Özellikle ben şunu dikkat ettim. Hırvatlar ikinci yarı oyundan biraz daha düşüyor. Ee, şey olarak tempo olarak düştüğünü zaten özellikle Modric'in bir tane görüntüyü almıştı. Adam arkadan soluyordu öyle söyleyeyim ben sizlere. Arkama karşılarında muazzam bir Brezilya takımı var. Maçın ideal beklentisi şudur ki ben hatta beklenen skoru söyleyeyim sizlere. Mücadele eden 2-0'lık bir Brezilya galibiyeti bekleniyor. Tam 2-0'lık. Bunu oranla zaten kendimle ideal tercihim olarak burada. Şöyle ideal kombinin atabileceğimiz burada dep basmanı atacağı 2 gol. 1.35 gibi oranı var zaten burada. Brezilya bence 2 tane gol atar gibi geliyor burada. Deplasman atacağı 2 gol alınabilir. Onun dışında dedim ya Hırvatlar ikinci yarı biraz daha düşüyor. Ben şöyle bir tercih yapmak istiyorum. İkinci yarıyı Hırvatistan kazanır diyerekten. Hırvatistan diyorum. Brezilya kazanabilir diye düşünüyorum. İkinci yarı yani ikinci, iki ilk yarı ne olursa olsun. ikinci yarı başladığında maç 0-0 gözükür. Ben burada ikinci yarı sonucunu Brezilya alarak da 1.47'de bunun oranı var. Bilginize bu da alternatif bir ideal olsun sizlere daha yüksek orandan. Diğer mücadelem Hollanda ile Arjantin mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sormuştuk. Zaten mücadelede ben çok fazla gol beklemiyorum. Hollanda'nın da zaten bu dünya kupasında çok da iyi oynamadığını söyledim diğer videolarda. ABD de 3-1 gibi bir skorla yendi. Arjantin de aynı şekilde. Arjantin bir nevi burada Messi'nin atacağı o ara paslara bakan bir futbol var. Tamamen Messi üzerinden geçen bir oyun var. Şu Alvarez'in oyuna dahil olması gayet iyi oldu. Takımı biraz daha canlandırmış gözüküyor Martinez'e göre. Hollanda'da dediğim gibi hücumda biraz sıkıntılar var gibi gözüküyor. Kontra atak oynayan bir takım var. Fakat bu maçta şöyle bir şey olacaktır. Her iki takım dengeli oynayacaktır yani bir takım bir takıma kontra arayışına girmez. Çünkü bir takım bir takımın üstüne baskı kuramaz bu maçta. Baskıyı savuşturabilecek güçleri var her iki takımında. O yüzden mücadelede çok fazla gol beklemedi belirti. Beklemediğimi belirteyim. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Mücadelede çok fazla gol olmaz. 2.5 alt tercihi burada. Yani 2 gol olur da 3. gol olmaz gibi geliyor bana. Ben burada 2.5 alt tercihini idealden önerebilirim. Bir 38 gibi orandan. Onun dışında biraz daha oranlarla oynayalım istiyorum. 2.5 altı zaten idealden alabilirsiniz. Çok fazla gol olmaz gibi geliyor bana. İlk yarının belki dedim ya ilk yarıda biraz daha takımlar birbirini tartar diyerekten de ilk yarı burada sıfırın oranı 1.72 gibi oranı var. Bu da güzel gayet alınabilecek bir oran olduğunu düşünüyorum. Dedim ya ilk yarı birbirini tartarlar. Maç genelinde çok gol beklemiyorum. İlk yarı sıfırda çıkabilir. Hatta ben biraz daha yüksek çıkartabilirim diye baktığım zaman da skor bölümüne girdiğin zaman da Birinci yarı skoru var burada. Birinci yarı skoru da oradan 0-0. Yani ilk kere de oradan 0-0 biter gibi de geliyor bana. Onun da oranı 2-0-8. Bu arada oranın 2 oldu. 2-0-8'e düşmüş. Geçtim bunu. Fas Portekiz maçıyla devam edelim. 10 Aralık'tan arkadaşlar. Şimdi burada Portekiz'in favori açılması çok normal. Son maçta inanılmaz bir şov yaptı Portekiz e takımı. Gerekeni yaptı Fas'a karşı. Şimdi Gonzalo Ramos yani kariyer maçını oynamış olabilir özellikle milli takım adına. Ronaldo bu maçta oynar mı? Son maçta kesik yedi zaten. Dakika 70 şurada girdi. Hatta karısı Georgina şey dedi. Portekiz'in en iyi oyuncusunu sağda tutmamak nasıl bir şey? Bravo Portekiz tarzında açıklamaları vardı. Zaten şöyle şö şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu teknik adamlar ne kadar böyle yok sonradan soksa veya kesik atsa da Ronaldo'nun Sonradan girişi bile dakika 70'te mi girdi? Tribünü nasıl canlandırdı? Nasıl tribünden gol olmuş gibi sesler geldi. Yani Ronaldo'dur. Kimse yani tarihten silemezsin bu adamı böyle kesik ataraktan zaten. Bu arada Fernando Santos'la da arası çok iyiydi bunların. Niye kesik attı bilmiyorum. Taktiksel diye açıklama yaptı. Bu maçta oynar mı Ronaldo bilmiyorum. Ama Gonzalo Ramos'un son performansından sonra bu maçta da yedek çıkabilir Ronaldo bence. Maç gününde göreceğiz. Fas'la oynayacaklar. Burada ben burada Portekiz'in yanında olsam da Fas burada çok şey yapıyor. Ya savunmayı çok iyi yaptığını görüyorum. Sadece şöyle söyleyebilirim. İkinci yarı biraz daha çok çok tempolu bir oyun sergiledi Fas takımı. İkinci yarı biraz daha oyundan düştü gibi geldi o mücadelede. Ben burada yüksek orana gidilir mi diye baktığım zaman da gitmiyorum ben burada yüksek orana. Normalde bir 2-3 gol tercih yapılabilirdi fakat ben burada doğrudan Portekiz'in galibiyetine veriyorum. Şöyle 1.47 gibi oranı var. Portekiz galibiyetinin hatta şöyle de bir düşüncem var. Portekiz kazanırsa da şöyle tek farklı yani 3-12 gibi orandan da bir tek farklı galibiyet de alabilir burada Portekiz takımı. Onu da değerlendirme altına alalım. Yani Ramos mu girer Ronaldo mu oynar bilmiyorum ama Portekiz'in kadrosu iyi. Pas da zaten çok iyi. Ama dediğim gibi ilk yarı da dengede bitebilir. İkinci yarı bir tane atar Portekiz. Ya üstüne de yatabilir. Yani 1-0-2-1 tarzında bir skorla Portekiz galip gelebilir gibi geliyor bana. İngiltere Fransa maçıyla devam edelim. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Yani erken en erken final budur yani. Şöyle oynanan maçlara baktığımız zaman da en büyük maç olarak bunu gösterebiliriz. İngiltere Fransa maçı. Fransa zaten hücum ya yani Mbappe muazzam işler yaratıyor. Öncelikle maçın beklentisini de söyleyeyim. 1-1'lik bir, bir skor bekleniyor bu mücadeleye. Bence de 1-1 skorda kalabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Ben Fransa'nın zaten gol atmasını bekliyorum. Mbappe zaten hızını alarak da ne yani ne Walker tutabilir ne Arnold tutabilir ne başkası. Bu adamı kolay kolay tutamazsın zaten. Fransa tarafından bir gol bekliyoruz mu bekliyoruz. Bu İngilizleri ben dediğim gibi turnuvada takım seçerek oynayan bir takım var. Yani rakibini seçerek oynayan bir İngiltere takımı var. Kadrosu çok iyi. Fakat ne olur? Bilmiyorum da bir tane gol atar gibi geliyor bana İngiltere'de. Ben mücadelenin bir bir sona ermesini yani turnuvaya kolay kolay var tercihi de almadım. Tek tercih olarak var tercihi aldım. KG var aldım. Keyifli izleyeceğim maçlardan bir tanesidir. Bir tarafta bak alsın diyelim. Diğer tarafta Kane atsın diyelim. Bir bir bitsin bizim olsun. Jurup da çok formda. Kaçırdıkları olsa Dembele aynı şekilde sağ kanatta inanılmaz işler yapıyor. Her iki takımda zaten çok kaliteli oyuncular. stil Liverpool maçı diyebiliriz bence güzel bir tat verecektir. Turnuvanın güzel maçlarından bir tanesi. Bar tercih olarak bu maçı da değerlendirme altına aldım bilginize. Toplamda 4 adet mücadelemiz vardı. Artı 300-400 seviyesine like atarsanız çok teşekkürler. Yine aynı şekilde iki maçın maç skorunu sorduk sizlere. Hollanda Arjantin maçı bir de İngiltere Fransa maçının maç skorunu sorduk. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala yorum, kanala yorum yapmayı, videoya yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız güzel olur. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.